Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Egil, namı diğer Hyper. Bugün muhtemelen sizin için dün olmuştur. Dün boyadığımız şu simya masasını direkt buraya atacağım ve Subnance Painter'da boyayacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi Use UV Tile Workflow kapalı 4.96. Bir öncekini 1024'te yaptık. Haksızlık olsun istemiyorum. Okey'e bastım. Buradan bakalım. Geldi. Şimdi tamamdır. Şuna smart materyaller var. Direkt üzerine atarak bu arada yapılabilir bunlar. Çok rahat bir şekilde. Glass film diyor mesela. Ha, ondan önce. Burada cam ayarlamak için şurada mıydı o? Burada alfa. PBR metal alfa test. PBR metal alfa blending. Blending'i aldım. Opacity'miz çalışıyor şu an. Height yok. Normal var. Roughness gerek yok. Base color. Bana opacity versen sadece. Alışkanlıktan yazıyorum artık. Şimdi tamamdır. Layers'a geldim. Bunu sildim. Masadan mı başladım? Masadan başladım. Wood. Bitti abi. Şaka gibi değil mi? Ama olay bu kadar şey aslında. Gerçekten bu kadar kolay. Branch pass hangisi? Bunların hepsini şöyle. Teker teker efekt bassam nasıl olur diye düşündüm. Mantıklı geldi şu an. Edge filter. Blur slope mesela. Sharp'ına gerek yok blur slope atmaya. Add filter, no filter, blur slope. Bu masayı bu arada sadece işin ne kadar kolay olacağını göstermek için şey yapıyorum. Bu da boot fibers 2. Add filter. Blur slope. Tamam. Masa tamam mesela. Ötekilerini elde boyayacağım gene, o konuda şey yapmayın. Materyal 3'e geldim. Bu potumuz olmalı kesinlikle. Şimdi bir tane fill layer aldım. Color normal, metal, roughness, height, texture setting, metallic, opacity. Layer, opacity'yi açtım. Opacity'yi kapattım. Fill layer attım. Burada dikkat ettiyseniz black mask ekledim. Şimdi şurada vertex boyama var. Şurayı tamamen yok edebiliyorum. Buradaki opacity'yi de şuna çekersem. Bunun üst kısmı tamam. Bunun iç kısmını birleştirmedik bu arada. Onu önceki bölümlerden hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. İzlediyseniz. Şimdi şuradan bir tane daha fill layer alalım. Bunun şeyi olacak. Yeşil olarak boyamıştık onu. Gene yeşil yapacağım. Sağ tıkla. Black mask. Şurası. Sadece şurası. Bunun ortasında birleştirmek lazımmış ya. Keşke yapsaydım. Nasip. Nasip değil aslında, benim hatam da. Zaten dokunmak istememiştim onu. Şimdi. Şu bone stylize bu yeterli olacaktır muhtemelen. Bu arada. Buradaki fill layer sildim. Buna geldim. Black mask dedim. Sadece şuraya uygulattım. Açtım burayı. 4 diyor ya. 4'e buradan add filter blur slope ekledim ve evet, tıpası da oldu. Tamam. Ya elde boyayacağım dedikten sonra böyle boyamam garip ki diyor değil mi? Şey değil bu arada.
anime karakteri ya da herhangi bir karakteri boyamadığım için çoğu şey böyle. Ki çok şey yok, vertex yok yani. Elle boyamam zaten bu teknik olarak. Ama tam da değil. Şimdi layer 1. Sil bana. Normal metal working site. Mor aldım. Aa dur, mavi alıyorduk. O renk de gitti, yazık oldu, neyse. Maviyi aldım. Bunun üzerine bir tane daha fil layer attım. Normal metal roughness'ı height'ı kapattım buradan. Bir öncekinde mordu, burada da mor alacağım. Yine aynı şekilde black mask. Bu sefer fırçayla yapıyorum. Şu boyut biraz şey geldi. Size 5'e çekelim bakalım. 5 yeterli olacak. Şimdi Blender'da mesela fırçalardan seçmek zorundayız. Burada kenara basıyorsunuz. Hatta o kenara değil de şu kenara basayım. Shift'e bastım. Buraya kadar çektim mesela. Yine Shift'e bastım. Yine buraya kadar çektim. Şuradan çekiyorum. Şurada. Kusur oluştu, tamamdır. Bir de şurada biraz ufak bir kusur oluştu. Ama şöyle yapacağım. Flux, stroke opacity, spacing. Size 1'e çekeceğim. Şurada mesela hata yaptınız diyelim. Black mask'i boyuyorsunuz. Grayscale'i 0'a çekerseniz orayı silmeye başlar direkt. Stroke opacity biraz çok. Şuradan. Tamamdır. Daha 7 dakika geçti bu arada. Neredeyse işimiz bitti, bir kitap kaldı. Harbiden ha. Seviyorum ya. Painter güzel uygulama. Ya, kesinlikle aldığı parayı hak ediyor. Hatta daha fazlasını istese yani hiç şikayet etmem. Şimdi base color. Zaten sil bunu, ben niye uğraşıyorum ki? Aa, bir daha şey, paint layer açtım. Tamam, fill layer açtım. Normal metal roughness height'ı kapattım. Neydi? Turuncuydu değil mi? 5 dakika önce yaptığım şeyi hatırlamıyorum mükemmel. Fill layer'da. Buna black mask eklemeye gerek yok bu arada. Çünkü normallik, height'lik bir height. Height'lik bir olayımız olmadığı için. Buna bir tane daha ekledim. Onu sarı yapmıştık. Tamam. Sağ tıkla. Bunu her seferinde gidip buradan kapatmak zor geliyor. Onun için şey yapıyorum. Şimdi Black Mask. Buraya bastım. Shift'e bastım. Stroke opacity %73'te kalmış. Çok güzel. Burayı bir daha alacağım. Biraz kalın mı oldu? Sanmıyorum. Yo. Baya baya biraz kalın olmuş yani. Ama sorun olacağını düşünmüyorum. Size gene 1'e çekelim. Grayscale kalır buradan, şey yapalım. Şöyle biraz toparlayayım. Şuradan tamamdır. Buna ne yapalım biliyor musunuz? Buna desen atalım. Gerçekten desen atalım istiyorum ben. Şimdi yeni bir tane açtım. Sadece color var zaten. Kırmızı mı siyah mı?
seçeceğimiz desene göre. Şu sol tarafta. Çok pardon. Şu kendimi biraz şöyle alayım. Burada bakın broken glass efekti falan da var bu. Boyun fırçanın boyutuna göre atıyor bunu. Tak tak. Bu şey gibi. Atıyorum. Mermi deliği gibi bir mantığı var bunun bakın. Kendi kendine çatlatıyor. Bunun damarlı versiyonu da var. Düz crack de var aslında. Düşünürden güzel durdu ya. Aa harbiden hiç fena değil dur. Stroke opacity 50. Güzel güzel çatlak güzel durdu. Hiç düşündüğüm gibi durmadı yani bayağı iyi durdu benim için. Benim hoşuma gitti en azından. Şimdi aşağılarda şekiller olacaktı. Şuradaydı şekiller. Şu alfastı. Alfada. Kendi simgeleri falan da var. Şu güzel olur mu? Stroke. Bu arada CTRL'ye basıp mouse'un orta tekeriyle büyütüp küçültme yapabiliyorsunuz. Şuraya atayım. Daha güzel olacak. Niye yamuk atıyor? Flow tamam, flow eyvallah da. Aa. Geldi mi şimdi? Ben nerede hata yapıyorum? Doğru rastgele alıyor. Rastgele almaması lazım aslında ya. Şimdi ben şuradan hoş bir şey desen star. Bu da şey gibi oldu ya neyse. Şuradan bulacağım ben güzel bir tane. Atom desene. Şimdi bu layer'a add filter bevel blur gradient bunu atarsam aynen. Gray şey blur slope attım. Intensitesini kısıyorum. Bayağı bir kıstım. Şu an binde yo %2 19'da aynen. Şimdi şurada şöyle bir olay da var. Burada 4 Lars Samantkam'ın 4 4 aldım. Yeni bir tane paint layer açtım. Bunun fırçası şurada. Alfayı kapattım. Düz kare olarak atar bunu. Kare olarak atsın istemiyorum. 4'ü seçtim. Buradan stroke opacity'yi 30'a çektim. Şu renk var ya. O rengin biraz da koyusunu alacağım. Önce bu rengi aldım. Ardından geldim buraya. Çektim bunu. Buradaki V seçeneğini kısıyorum. Renk gözüme hoş gözükene kadar kısıyorum. Kitabı eskitiyorum şu an. Buraya yapmaya gerek yok aslında. Burada kitabın sayfalarını yapmadık. Sayfalara girişelim bence ya. Ben yani neden girişmiyorum ki ben? Şimdi bu sefer fill layer alacağım. Base color.
sağ tıkladım. Black Mask. Bunu şöyle yapacağım, direkt şuraya aldım. Tamamdır. Şu an 3 tekstür de aynı şeyin üzerinde ya. Onun için sıkıntı çıkmıyor bakın. Şimdi fill layer'a. Evet, fill dedim. Grayscale. Fiber, ha. Fiber. Düzgün. Balance. Bunu kullanmayacağım pardon. Fiber. Düz fiber yok muydu ya? Branch mı kullanayım? Line yazarsam çıkar mı? Patch mi geldi değişti o? Ben mi yanlış biliyorum? Vallahi yani bir şey demek istemiyorum ya. Daha 2 gün önce yaptım derken rotation'ı 90'a çektim çünkü şu üst kısmı değil, şu kenarlara yandan girecek bakın. Böyle. Bu açık kısmı, bunun altına bir tane koyu katman ekleyeceğim. Şimdi. Hali hazırda rengi var zaten. Şu fill layer. Add paint. Şu, bu seçiliyken add paint bu arada. CTRL-Z tamamdır. Şimdi orayı beyaza boyuyorsa burayı siyah boyadığında yok edecek. Onun için de şurası hariç. Şöyle çekiyorum. Çekiyorum. Sadece burası kaldı. Güzel. Bence bir sıkıntı yok. Şuna bir tane blur atsam mı diye düşündüm şu an. Şuna geldim. Add filter. Düz blur atarsam ne olur? Intensity'si çok düşük kaldığı için çok etkilenmiyor ama 0.52 ki az önce de 0.50'deydi zaten. 0.5 tamam. Güzel oldu bence bu. Şimdi F1, F2, F3, F4 diye de gidebiliyorsunuz. F2'deyim şu an. Ve ben masanın halinden memnunum yani, açık açık söyleyeyim. Şahsen benim hoşuma gitti. Bence oldu. Satnas Painter'dı. Boyama gerçekten çok kolay bu arada. Okay. 35 dakikada hallettiğimiz işi bir öncekinde. Ki videoyu kestiysem size kaç oldu bilmiyorum. Şu an 18 dakika önce kayda girmişim. Arada bir de mola verdim. Hissettiniz mi bilmiyorum. Hani olayı gerçekten kolaylaştırıyor. Eğer bu işlere ciddi ciddi girecekseniz alın. Ben daha birkaç aydır kullanıyorum Painter'ı. Adam akıllı öğrencik vaktim oldu mu? Çok detaylı girecek vaktim olmadı. Ama ona rağmen bence biraz kaptım gibi. Neyse. Burada bitireceğim videoyu. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz, işinize yaradığını düşünüyorsanız kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.